Evet arkadaşlar, cümleten selamun aleyküm. Bugün üçüncü videomuzla Eskişehir'de sizlerle beraberiz arkadaşlar. Herkes kanalıma bu arada hoş geldi. Beni bugün Nevzat hemşerim mükemmel bir yere getirdi arkadaşlar. Burası Eskişehir'in Güvercin Köyü arkadaşlar. Birazdan içeri gireceğiz. Ben gerçekten biraz videodan önce girdim, oturdum. Gerçekten harika bir yer. Burada bir Levent abim var. Levent abim dediğine göre Türkiye'de tek, yani Avrupa'da, ben Avrupa'dan geliyorum biliyorsunuz. Ben görmedim. Böyle bir hobi amaçlı, böyle bir çiftlik görmedim arkadaşlar. Bir deniz, fabrika usulü. Şöyle bir yaklaştırayım isterseniz. Görüyor musunuz dostlar? Birazdan içeri gireceğiz. Bu arada şöyle çevireyim. Evet Levent abim, selamun aleyküm abi. Aleyküm selam, hoş geldin Ergün. Hoş bulduk abi, nasılsın? Allah'a şükür iyiyim, sen ne yapıyorsun? Dün bizi davet ettin, dünkü çekimimizde Ergünay gel bir burayı gör dedi. Evet, gördüm. Ama ben de bir Eskişehirli olarak, Avrupa'dan gelmiş birisi olarak burayı çekmezsem ayıp olurdu abi. Ayıp olur. Değil mi? Ama gör yani, arkadaşlar da görsün yerimizi, uçurduğumuz yeri. Evet. Şöyle bir yürü abi sen önden, gel. Tarif et bakalım. Gel bakalım. Maşallah on numara abi ya. Burası ne abi? Benim güvenlik odası. Yani? Güvenlik. Aynı fabrika usulü değil mi? Tabii, güvenliğin olduğu yer burası var. Evet. Yani 7/24 bakılıyor mu? Tabii. Kameralarla. Hepsi kameralar var bak. Arkadaşlar giriş bölümü de böyle. Şöyle göstereyim. Şey var ama hani yansıyor da görür musun? Bilmiyorum, bak orada kamera. Evet evet arkadaşlar, orada bilgisayarda kameralı. Şuradan daha net bir evet. Ama yansıyor işte, isterseniz yansıyor. Yok yok, görüyorum abi, görüyorum. He. Tamam, çektim. Arkadaşlar. Şimdi Levent abiye soracağız. Bakınız burada yabani güvercinler de gelip su falan içebiliyor yani. Tabii. Eskişehir diliyle kırış deriz bunları değil mi? Yani Levent abi. Yani yabancı güvercinlere. Burası bizim idari bina. Bu ne olur abi burada? Yani böyle dışarıdan gelen arkadaşlar, kümes tutacak arkadaş gelir. Yukarıda memur arkadaş var. Ona kaydını yaptırır. O da herhangi bir boş kümesin adresini verir. Beğendiği kümesi tutar, kiralar. Evet. Şimdi Levent abi, burada kaç tane kümes var abi? 136 tane kümes var burada. 136. Hepsi A, B, C diye şey yapar. Arkadaşlar şöyle gösterelim. Bak, şu iki blok A mı abi? Burası komple A. Şurası? Şurası B. B. Burası C. C. Abi burada genellikle ne besleniyor mesela? Oyun kuşu mu besleniyor? Ağırlıkta oyun kuşu ama süs kuşu bakan da var, posta kuşu bakan da var. Genelde böyle kuşlar. Ama çok... genelde şey, oyun kuşu. Oyun kuşu değil mi? Kuşu, gel abi şöyle yürüyelim. Gel yürüyelim. Şöyle mi gidelim? A'dan mı gidelim? Nasıl? Ha, A'dan gidelim. Gel. Havuzumuzu çektin mi? Çekmedim. Biraz sonra şöyle dönelim şöyle. Tamam, dönelim. Arkadaşlar gerçekten... Burası tam 14 dönüm arkadaşlar, büyüklüğü. 14 dönüm. 14 dönüm. 14 dönüm. Yani 14 bin metrekare yani. Maşallah abi ya. Abi çok güzel ya. Gerçekten 10 numara yani. Bakınız arkadaşlar, herkes burada çayın, kahven, Levent abi, tuvaletin her şeyi var. Hepsi var. İdari binamızda hepsi var. Yani şuraya geldim bir gün. Hepsi var var. Hepsi var. Karnını doyur, her şeyi yap değil mi? Maşallah abi ya. Bakınız arkadaşlar, Temin Levent abi anlatmaya çalışıyor. Şu iki blok A. A sırası burası. Bir blokta 4 tane kümes var. 4 tane kümes var arkadaşlar. A ve işte 4 tane kümes var. Evet. Şimdi Levent abi, buraya belli bir ücret ödüyor musunuz abi? Abi aylık 150 lira ödemesi var. Sigara parası abi. Tabii. Yani ona güne vurursan da günlük 5 liraya tekabül eder. Yani bunu evde bu zevki yapamazsın. Yapamazsın. Bir de evde bu ortamı yakalayamazsın. Aynen abi. Yani özellikle apartmanda oturanlar yani, için değil mi? Onlar için ya, zaten genelde hep apartmanda oturan arkadaşlar. Evet. Bir de şimdi artık herkes şikayet ediyor. Kuş da işte ıslık öttür, tüy geldi, yani ne bileyim herhangi bir şey geldi. Rahatsızlık verdi değil mi? Rahatsızlık verdi. Bir de bizler kocaman adamız. Şimdi zaten konuşuyor olur mu? Ya dün Levent abim, dur be abim. Dün Levent abim alan ön çekimimizi anlatmıştı. Kendisi ilaç işleriyle de uğraşıyor. Hepsi var. Yem, ilaç, hepsi var. Taş, yani. Toprak. Hepsi var. Onlar... Eskirde olanlar zaten bizi bilirler. Ben 25 senedir bu işi yapıyorum. Tamam abi. Dünlü bugünlü değil yani. Seninle tanışmak düne nasip oldu. Bakınız arkadaşlar. Çeşitlerimiz de var. 3 tane çeşit. Bak A blokta 3 tane, B'de 3 tane, C'de de 3 tane. Yani suyu, elektriği hepsi var. 150 liraya yani sudan ucuz desene. Sen ne diyorsun, bedava ya. Evde bunu yapamazsın. Nerede yapayım? Bakınız arkadaşlar şöyle bir A9'a girelim mesela. Kümes kimin bilmiyorum. Bakınız. Burada arkadaş posta kuşu besliyor. Görüyorsunuz değil mi dostlar? Gel Levent abi. Gel. Senin kümesler A'da mı Levent abi? Benimki A21. A21. Bak arkadaşlar da var orada. Bakınız benim kadrolu şey eleman Nevzat'ım orada evet. Oturuyor. Sağ olsun beni gezdiriyor. Hı-hı. Allah razı olsun. Arkadaşlar günaydın, cümleten selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldin.
Hoş geldiniz. Nevzat'ı zaten her zaman söylüyorum. Tanıtmaya gerek yok. Artık kadrolu oldu. Levent abi. Şöyle bir tanıştır abi Levent abi. Abi bu Güvercin köyden bizim Yadigar abimiz. Abim merhaba. Oyun kuşu bakar. Oyun kuşu bakıyor. Kaç senedir bakıyorsun abim? Bayağıdır eski ama. 20-30 yıldır bakıyorum. Niye buraya geldin abi bu Güvercin köye? Yerimiz olmadı. Yeri olmadı. Ha işte bu. Özellikle şimdi her yere apartman diktiler. Evet. Bu hastalık olduğu için de böyle bir yer. Ama bırakamıyoruz. Tavan arasında baktık. Orada burada baktık. Bilmem ne yaptık. En son buraya yapıldı. Ama abi şöyle bir döndüreyim de 10 numara yapmışlar. Evet, başkan sağ olsun böyle bir yer yaptı. Yer çok güzel yani. Yerimiz 10 numara. Evet. Yani böyle Türkiye'de belki böyle yer yok. Yok ben Avrupa'da da görmedim. Hani böyle hobi amaçlı böyle tam orada profesyonel posta güvercinler yarışları oluyor da tek kümes oluyor. Hani böyle kişi şahsi ayrı ilk defa ya görüyorum abi. Yerler var ama belediyenin böyle bir tesis yapması çok güzel. Abi ben geri dönersem alırım buradan Levent abi bir tane yer. Gel. Her zaman gel. Yerimiz yani çok. Nevzat seni gene konuşturayım. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim hoş geldin. Ayaklarına sağlık. Hoş bulduk. Bugün de Güvercin Köyü ziyaret etmek nasip oldu. Sağ ol senin sayende aldın getirdin beni buraya. Yok estağfurullah. O da Levent arkadaşımızın sayesinde. Aynen oldu. Eğer demese dün. Ya bak benim aklımdaydı Levent abi haberlere çıktı burası değil mi? Çıktı. Her yere çıktı ya, ama. O yerde hep çıktı ya. Abi geldik iş güç derken buraya aklıma unuttum ama sen hatırlattın sağ olsun. Yok niyetimiz vardı zaten. Vardı da. Sen o da sıralamayı oldu. Önceye aldın. Aldın değil mi? Yani o oldu. Bize sabahın köründe kalktık geldik. Şimdi kendi adıma söyleyeyim ben bak burada 3-4 tane değişik arkadaş. Tanıdın. Tanıdık. Onlar belki bizden daha tecrübeli. Daha tabii canım tabii. Şeyler. Birbirimizle işte tanışıp bilgi alışverişi yapıp bu hobiyi gittiği yere kadar sürdürebiliriz. Ya işte bu bir hastalık bak adam. Merhaba. Merhaba abim. İsmin ne? Uğur. Uğur. Sen de Eskişehir'sin değil mi? Eskişehir'im. Evet. Sen de mi yer sıkıntısından buraya geldin? Tabii. Kentleşmeden dolayı şu anda kuş besleyeceğimiz hiçbir yer yok. Yani belediye başkanımız sağ olsun bize böyle bir imkan sundu. Çok güzel abi. 100 lira rakamlara buralarda. Vallahi işte, Levent abim söyledi 150 lira abi sigara parası ya. Hani 10 yani, tane sigara almayı ver. Bunu yani, şu anda ben şunu da söyleyeyim. Elektriğin suyunu karşılamaz. Karşılamaz. Karşılamaz değil mi? Karşılamaz. Hep belediye Eskişehir Odun Pazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt. Onu da özellikle ben biliyorsun çok fanatik Eskişehir yani. Sporluyumdur. Yani onun destekleri de Kazım Kurt. Aynen. Evet. Devam edelim bakalım. Yani senin hobimizi burada geliştirmek için oyun kuşu besliyorum. Oyun kuşu besliyorsun. Geldik. Burada mesela şu abimi tanımıyordum. Sağ olsunlar onlarla bilgi alışverişi. Dediğimiz gibi kuş alışverişi. Aynen. Yani güzel bir ortam. Sabah işten geldim. Şimdi gideceğim ama kuşlar benim için daha önemli uykudan. Bak bu her çok hani kuşların hastalığı yani. Bak 24 saat nöbet tutup kuş uçurmak. Adam 1 saat uyudu sabahın 8'inde geleceğiz dedi. Levent dedi erken çağırdı kalk gel. Aynen öyle oldu. Teşekkür ettim. Tanıştığımıza memnun oldum. Senin işin olduğu için fazla tutmayayım seni. Gidebilirsin. Sağ ol. Buyur abicim senin ismin ne? Adım Erdinç. Erdinç. Abi Eskişehirli misin? Eskişehirliyim. Kaç senedir kuş besliyorsun? 8 yaşından beri. Vallahi. 40 senedir desem yeri var. Nerede besledin çok? Odun Pazarı'nda. Sen rahmetli babamı tanır mısın Erenköy'den? Çakır İsmail derlerdi. Çakırlar. Valla. Çok iyi kuşlar beslerdi. Beslerdi. Ben onların soyunu aldım komple 23 sene önce şeye götürdüm. Hollanda'ya. Doğrudur. Hiç kuş kapmadım. Bu bilenler biliyor. İyi götürdün şey. Buraya da Levent abinin sayesinde geldik. Kendi yerimiz yok. Allah razı olsun. Bak herkes söylüyor. Ve buranın güzelliği hiçbir yerde de yok ya. Ben şöyle bir sözünü unutma abi. Şöyle bir çevireyim arkadaşlar. Levent abi söyledi 136 tane kümes. Evet. Her kümes dolu mu Levent abi? Boş. 15 tane boş. 15 tane boş var. Kiralamak isteyen varsa yani, gelsin. Geliyorlar ya geliyorlar. Geliyorlar arkadaşlar. Geliyorlar, çıkıyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. Ne tür kuşlar besliyorsun abi? Oyun kuşu var. Yo yo. Hani ne tarz besliyorsun renk olarak? Beyaz var, dumanlı kır var, dumanlı sarı kır var, Arap var. Birazdan kümesini çekeriz izin olursa. İçinde şey yok yani hepsi var. Biz hem bir de bir yönden de alıp satıyoruz. Ticaret. Ha, ticaretini de yapıyoruz. İyi hem abi. Uçuruyoruz. Her gün gelirim Levent abiyle de burada öğlene kadar. Kahvede Anastır oynayacağına geliyorsun değil mi buraya? Levent abiyle burada muhabbet ediyoruz ondan sonra. Çayımız, kahvemiz, hepsi var. Zaten onlara her türlü yem, ilaç hepsi. Her şey var abi. Ne sıkıntımız ya yok. Ya abi suyunuz, muyunuz hepsi düşünülmüş. Her şey var abi. Düşünülmüş her yani. Her şey var. Kümesinin hepsinde elektrik var. Hepsinde. Hepsinde değil mi? Evet. Gece hepsinde gelsen var. Yani. Var. Lambalar, mambalar. Yani full yani full. Öyle hani. Bir ev gibi de. Aynen. Evde olması gereken her şey var. Peki kaça kadar açık abi? Kaça kadar durabilirsin burada? Normalde sabah 6, gece 10. Sonra kapanıyor. Kapanıyor ama senin herhangi bir işin var. Gelip herhangi bir şeyini alır ama orada tabii. Güvenliğe yazdı tabii tabii. Kayıt yapıyor. Şurada gördüğüm kadar arkadaşlar. Burası zaten. 16 tane de kameramız var. Evet şöyle sanayi bölgesi. Yani korunma maruma 10 numara. Şurada kameralar var. Güvenlik var kapıda. Gördüm abi çektim. Temizlikçimiz var.
Ha, bu çimlere mimlere bakan değil mi? Onlar, onu da mı Kazım Başkan'la ayarladı? Tabii, maşallah. Biz sadece ya, kira veriyoruz. Bütün öbür şeyler hepsini başkan sağ olsun. Allah razı olsun abi. Bak bak, çok güzel düşünmüş yani. Şimdi adam buraya, ha, temin de söyledim videodan önce. Adam diyebilirdi ki buraya ben bir fabrika kuracağım kardeş. Diyebilirdi. Koysa buraya şimdi ne diyebilirdi? Buraya çok ya, yatırım yaptı. İstese yani rahat düşünmüş olsa dünya parayı var yani. Tabii abi, buraya 3 tane fabrika girer yan yana. Rahatsız var. Bakın şöyle bir fabrikalar var arkadaşlar bunların içinde. Kimsenin kimseye zararı yok arkadaşlar. Herkes geliyor kendi kuşunu, zevkini alıp buradan uçurdu. Herkesin arasında böyle çeşmelerimiz var. Evet, onu diyecektim. Su ihtiyacı falan hepsi düşünülmüş. Hepsi içinde bedava yani. Aynen. Abi 150 lira ya, 10 sigara içmeye ver tamam ya. Bir abim kaldı tanışmadığımız. Evet. Selamünaleyküm abi. Selam. İsim soy isim? Mustafa Erceğiz. Eskişehirli misin abi? Eskişehirli. Kaç seneden beri kuş besliyorsun abi? Vallahi ben 9 yaşımdan beri besliyorum. Vallahi bizim Eskişehir'in bu hastalığı işte böyle. Sende neler var? Bende oyun kuşu var, kostüm var. Her türlü var. Her türlü var yani. Hiçbir iddian yok. Geliyorum zevk, yok, zevk. Benimki zevkine. Alım satım yapmıyorum. Herhalde. Sen bes. Hobi. Hobi benim. Birazdan. Ha, fabrika var. Çalışıyorum. Fabrikada uçuruyorum. Çalışıyor musun daha? Oyun kuşları orada uçuruyorum. Nerede? Organize sanayi. Organize sanayide. Yani. Maşallah. Ya bu bir hastalık abi. Evet. Şimdi bu kanına girdi mi bunu ölene kadar çıkmaz aynen, abi. Aynen. Hani imkanın varsa ölene kadar. Aynen. Bak benim rahmetli babam çok iyi kuşlar besledi abi. Urfa'dan getirdi. Kendi Eskişehir kuşlarıyla kırdı. Bu benim yaşım 50. Ben o zaman dediğin gibi 6-7 yaşındaydım. Kuşlar taksiyle geldi. Babam taksici Kayan abi vardı. O da şeyde Erenköy'de otururdu. Oradan getirdiler. O kuşları bir kırdılar, öyle kaldı. Ben onları aldım. Babam rahmetli şimdi. Tek tek taşıya taşıya Hollandalara besliyorum şimdi. Öyle. Yani diyeceğim bu virüs gibi girdiyse bitti. Aynen. Bunu çıkaramazsın. İstersen 10 sene bırak gene başlıyor. Başlıyorsun değil mi? Şey tabii canım vallahi yeter. 20 sene yapmadım. Ben kaç sefer bıraktım geri. Şimdi arkadaşlar bunları merak ediyor. Bir kısa bir ara verelim. Hem kahve mi bitireyim Levent abi? Bitir. Ondan sonra sen bana tek tek kümesleri gezdir. Gezdireyim. Tamam. Arkadaşlar birazdan görüşmek ümidiyle güzel bir paylaşım olacak. Görüşmek ümidiyle. Arkadaşlar çekimimize devam ediyoruz. Şöyle Erdinç abi, senin kümes burası değil mi abi? Evet abi. Kaç? B8 mi senin abi? B8 abi. Arkadaşlar Erdinç abi dedi bak dedi yatan bir kuşu kaldırayım dedi. Gerçekten 1,5 senedir yatıyormuş. Bak yatan kuş arkadaşlar. Kuş antrenmansız. Ben her zaman söylüyorum size dostlar. Ne olursa olsun içindekini gösterecek kuş. Ah geldi oraya benim de. İnmez ama yana geldi ya. Yani, çatıya pek konmaz. Sıfırladı. Bu havada uçan kalemli sarı dediğimiz o da erkeği. O da 1,5 senedir yatıyordu. O nefeslenmeye başladı. Şimdi uçuyor. 1,5 saat uçuyor. Uçuyor abi. Çok geniş uçuyor. Gel Erdinç abi. Kuşların yanına doğru gidelim. Gidelim. Arkadaşlar bak çok geniş alıyor kuş. Gördünüz mü arkadaşlar? O her yer kümes. Yani bir insanların yaşadığı bir şehir gibi yapmışlar arkadaşlar. Bunların çoğu yavru abi. Kart kuşlarımız orada. Evet. Çoğu yavru buradan yavru uçurup aynı bunlar gibi oynatmaya uğraşıyoruz. Senin damızlık kümesin var mı Erdinç abi? Benim damızlık kümesim aşağıda. Bu beyazlar. Burada yavru var. Yavru. Burada yavru var. Aşağıda yavrular var. Evet. Şöyle bir yakından çekelim Erdinç abi. Bak yavrular da yerde yatıyor burada. Evet. Kalemli sarı. Bak bunları uçurduk, oynattık, yatırdık. Hangilerini? Arkadaşlar kendi yavrularımız. Bunları kanatları yok. Bunları kendimiz uçurduk, yatırdık. Zamanında yaptı yapacağım diyorsun evet, değil mi? Zamanında yaptılar yapacaklar. Şimdi damızlar çektik. Bu da aynı. Bakayım abi dur atma. Arka tepe mi o? Bu arka tepe. Aynak tepede aynak kırık sarı. Güzel. Gözümüz. Arkadaşlar düşen tüyleri görebiliyoruz herhalde değil mi? Tüy de hayvanlar. Tabii canım, tüy mevsimi. Bunun eşi de o. Güzel bir kuş ama. 10 dakika aldın sen, bu da oynar çık bunu uçuruyor. Bir eke bunlar mı var içinde abi? Bunlar var abi. Evet, bunları uçurmuş zamanında Erdinç abimiz. O uçar. Uçar mı abi? O da uçar. Maşallah. Arkadaşlar aşırı tüy var. Bakınız. Beyaz orada bahçe bakımı yapan ilaçlayanlar
Hangisi abi Erdiç abi? Bunlar da ara kanattan aldık, tamamladıktan sonra bunları da uçuracağız. Bunlar da oynatacak. Aynen. Bu bana baba. Beyazı mı? Beyazları mı? Arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim. Bunlar hep kendini yatırdığımız. Oo. Artık yapmıyor. 2 senedir. Yatıyor. Yatıyor. Güzel ama erkek güzelmiş abi ya. Bu da aynı. Arakanatlar yeni geliyor. Bunların da bunlar uçacağız. Bunlar. Bak o da. Eke kuş bunlar. Güzel dumanlı abi ya. Heh, bunlar eke kuş. Oyunlar açıktır. Açık ama şu anda tüy mevsimlerinde hepsi yatıyor. Tamamlandıktan sonra uçacak o da. Hani ikinci kal... Ha burada. Uçar. O, onu da seyredebilirsin orada. O da gelir. Kapıya kadar gelir orada. Gelir mi? Tamam o da gelir. Şu araba gerçekten arkadaşlar. Yatan kuşu. Gel Erdinç abi. Evet o da girdi. Vallahi arkadaşlar buraya gelip de kuşa doymamak imkansız. Harika bir çekim oluyor. Herkes arkadaşlar bakın Arap'ın gelişini çekebiliriz. Gel bakalım Erdinç abi. Arap çok güzel giriyor bahçeye. Ama harbiden yatık kuşu yani. Gözümle gördüm. Çok güzel atışları var. Şimdi üçlü de kaldı tabi. Pikeli geliyor değil mi Arap Erdinç abi? Pikeli geliyor. Bak burada da yavani çok arkadaşlar görüyor musunuz? Arap yatsa da seyretsek. Ya geliyor. O peşelere bakmak. Zaten abi ben sana söyleyeyim kuşun iyisi Erdinç abi. 10 tane de kuş uçsa onunla takma, şimdi, takmadan gelecek. Sabah erken oluyor ben sana uçuyorum. Ben yarışa da kuş hazırlıyorum şimdi. Yarışa hazırlıyor mu? Aşağı köpesi kupa, var. Kupayı hazırlıyor. Araplar var. Kırlar var orada. Ha. Onlar da tek tek uçuruyor. Abi yeni geldi. Arka tepe, arka tepe olan mıydı o? Yalnız Arap keskin geliyor abi güzel. Arkadaşlar inanın. Bunu da uçurmuyorum fazladan beri. Bu da kümese giriyor şimdi. Bak 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 bak. Arkadaşlar inanın bana hepsi tüyde. Yani gerçi kuş besleyen herkes bilir arkadaşlar. Bu mevsim tüy mevsimi. Evet. Ben bunda yavru alıyorum bunlardan artık. Bunlar pek uçurmuyor. Uçurmuyorsun değil mi? Arada işte zevkimize çok da salarsak. Arabın geliş yönü aslında orası. Burası değil mi? Bak, buradan gidiyor. Yattık kuş bunun altından aldı. Yorgun hayvan bir senedir yatıyor zaten. Ama bu şeklinde çok iyidir yani. Tabii tabii. Ama bu aynıydı bak 15-20 dakika uçan ikisi aldı. Şimdi uçmaya başlamış. Bunun gelişleri çok güzel. Tabii yattık kuş. Ama ben her zaman söylüyorum abi yatsa da kalksa da hiç oynamasa da gelecek gösterecek içinde ne varsa atımıyla bakınız. Ha bunu yapıyorsa bu antrenmanın yeri oynar bu Erdinç abi. Yok zaten ağır 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 antrenman. Çok ya. Vallahi güzel gelişler. Çok güzel geliyor. Ama antrenmansız. Arkadaşlar bir ara verelim. Şimdi Erdinç bu kuş çalışmaya değer. Bak ben diyecektim abi. Bunu görüyorsan Erdinç abi. Bunu görüyorsan bunu güzel bir erkek yani. Takacaksın altına. Yavru alacaksın. Harbiden. Daha bak kuşa da bakmıyor Erdinç abi bak. Levent abi kuşa da bakmıyor ya. Bakmaz. Bak bir tane daha araba var. Onu da kaldır. O da güzel. Vallahi öyle mi? Nerenin? Eskişehir mi bunlar? Buranın Eskişehir kuşuymuş arkadaşlar. Bak 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 bak. Vallahi bunu 10 gün arka sarkıya şu 3 zaten. Yani bir hafta 10 gündür anca yani. Oluyor ha. Bak 10 gün antrenman yesin bu şöyle akşam üzerleri. Bak oradan girecek bence. Girecek abi. O. Şimdi sabah uçtu bu. Sabah uçurdun değil mi bunu? Uçtu bu. Ondan sonra. Her taraftan deniyor şimdi. Neresi? Yok. Esas yönü bura. Esas yönü burası. Buradan gel. Tamam işte o. Vallahi şimdi... Levent abi bugün bir saat çekeceğim abi. Çek gülüm. Vallahi çekeceğim. Seni de çekeceğim. Ben ya, buraya... Kuşlarımız da güzel yani. Yok abi, yok. Kuşu geç abi. Böyle şey yok. Baba. Girsin abi. Yok. Şeyim yok ha. Geldi bunun artık yavrusu var. Yavrusuna bakacağız. Şeyimiz yok. Eşi ne bunun? Uçan sarı. Ha pardon demiştin abi. Onlar uçan sarıyla. Arkadaşlar ben bir mola vereyim. Bugün gerçekten 10 numara çekim olacak. Şöyle bir mola verelim. Görüşmek ümidiyle. Erdinç abi. Herhalde ne kadar oldu uçalı? Hemen bir saat yaklaştık. Vallahi o kadar muhabbet ettik. Videoyu durdurduk. Arkadaşlar yaklaştık. Kalemli sarı dediğimiz ne diyorlar buna genelde başka yerlerde? Başka yerlerde sabuni derler. Sabuni dediğimiz erkek değil mi abi? Evet. Temin uçan inen Arap'ın eşi dedin değil mi?
Bir tane daha arap uçuyor arkadaşlar. Erdinç abinin, Erdinç abi kaç kümesin vardı abi? 3 tane. Bak abi. Kalemli sarı dediğimiz. Aa, bak alçaltmaya başladı kuş. Bir burada. Erdinç abi şu 8. Şu arkadaşlar uçan Arap da Erdinç abinin ikinci kümesten kaldırdı. Aynı anda iki kuş seyrettiriyor bize. Birbirine de karışmıyor. Bana dolaşmıyor. Aynen arkadaşlar bakınız. İki ayrı evde uçan kuş gibi. O yoruldu artık. Yoruldu yoruldu. Yere iner mi Erdinç abi çatıya mı? Yok yere konar. Yere konar. Ama kuş çok gezindi arkadaşlar. Bir saattir havada. Bir saat oldu değil mi? Hemen hemen oldu. Bir saattir havada. Şimdi yeni yeni atlamaya başladı. Başta çok geniş uçuyordu. Bu arada arkadaşlar bunu şöyle görenler Erdinç abi bir ne sanarlar yani? Şöyle bir oturma blokları sanarlar bak. He, daire gibi. Daire. Vallahi Nevzat bak. Ev ortamında uçuruyormuşsun gibi. Aynen. Aynen. O geldi. Ya vallahi İnsanın içi imreniyor arkadaşlar. Ben de diyorum buradan bir yer alsam da baksam mı burada diye. Ya ben tahminimi söyledim sana. Tevin dedin. Eskişehir'de oturacak semti bile kafamda. Valla canlandırdım yani. Burayı görünce. Aynen şöyle bir alırdım ortalardan bir yer. Ya bu hastalık abi. Bu babam ben sana ne diyorum. Tepe başında bloklara taşındık Erdinç abi. Adam buzdolabının arkasında teller var ya. Onların kaynakla kümes yaptı abi. Erenköy'den taşıdık kuşları. Bak hesap et. Çoğu tanıdığım Batıkent'te oturanlar site, bahçeli site olmasına rağmen siteye izin vermediler güvercin için. En sonunda bu yola başvurup ya da bir meydanda yer kiralayıp kümes yaptılar. 3 vardiya sistemi, mesela 3 kümes var bir arsada. Aha. Sen geliyorsun, öbürü geliyor, herkes birbirine devrediyor. Hem güvenlik sağlanıyor, hem bakımdan sağlanıyor. Abi burada güvenlik 10 numara yani burası bir hapishane gibi düşün ya. Çok güzel. Vallahi billahi kameralara falan bak. Arkadaşlar dediklerine göre ben hani vallahi bilmiyorum Türkiye'de bu herhalde ilk yok. Çünkü televizyonlara çıktığına göre Türkiye'de yok. Kameralar bile gece de aynı gündüz gibidir yani. Ha, ama bak. Vallahi hayret ya. Bak arkadaşlar orada da uçan kuşlarımız var. Biraz sonra da Levent abinin kümesine gideceğiz. Onun kuşları göreceğiz. Bu havadayken dedik hem kahvemizi içelim hem bunları çekelim. Bana çek çek abi diyenler işte çekiyorum şimdi gerçekten evet. Uzun bir video olacak gibi. Sabahın köründe sağ olsun Nevzat'ım aldı getirdi beni buraya. Aferin ama bir saati devirdi kuş. Bizde de bu uçması bir saati geçecek. Tabii yarış ortamında biliyor musun? Tabii bir saati doldurması lazım. Size bir soru sorayım. 3 saat uçan kuş mu? 1 saatin üzerine 1 saat 15-20. Ama kuşun şeyine göre. Kuş beni bıktırmıyorsa ben 10 saattir seyrederim. Yani beni bıktırmıyorsa. Yani mesela 10 dakikada 7 dakikada bir gelmesi lazım. Ama kuş gitti bizim yarış ortamında yarım saat olayı vardır. Yarım saat olayında hedefine gelmedi mi bitti. Defteri düreriz biz. Şunu söyleyeyim Levent abi bu arada Eskişehir'de hakemlik de yapıyorsun değil mi abi? Yapıyorsun. Şimdi abi benim istediğim de bak herhalde Eskişehir soyuna ait benim kuşların %50'si Urfa'da. Tabii Eskişehir'in de adını duyurma yani kuşunun adını duyurma. Nevzat sen çok iyi biliyorsun. Evet. Çünkü videoları devamlı seyrettiği için ondan söylüyorum devamlı. 7 ile 8 bak 10 dakikayı geçmeyecek, abi. Benim hastalığım bu. Bir saat uçuyorsa ne var? Şimdi şeyi niye koydular yarış ortamında yarım saat engel olayını? Diyelim ki sabahleyin adam 7'de kuşu kaldırdı. Evet. 7.30'a kadar gelip o deftere yazdırması lazım. Yani yarım saat içinde bir kere sefer atlaması lazım. Bak, kimi kuş var uçuyor ama hiç gelmiyor. Yani, ne yapacağız biz o kuşu? Puanlayamayacaksın. Puanlayamayacağız. Yarım saat olayını biz ondan koyuldu yani. Aynen anladım. Öbür türlü bıktırır. Seni de bıktırır. Beni de bıktırır. Şimdi kaybettiydi değil mi? Kaybeder. Bunda şey yok. Bak arkadaşlar kuş çok geziyor. İlk herhalde bir sefere gelmesi yarım saati geçti değil mi? Geçiyor. Geliyor tabii. Yani geliyor da. Yani belki elenirdi yani bu. Bu elenirdi diyor arkadaşlar. Ama vallahi billahi imrendim buraya. Harbi söylüyorum. Güzel esiyor. Sabah geldik. Sağ olsunlar bizi ağırladılar. Zaten Levent abi dünkü alan önü çekiminde orada da güzel ortam var. Niye güzel ortam var? Herkesin kümesi ayrı. Dernek orası. Orada dernek. Oradan davet etti sağ olsun. Alan önüne. Orada güzel. Güzel.
Oradaki arkadaşlar da bak 10 numaradır. Gittik çok gördük abi, çektik. Şu ortamda bir eksik senin Niko. Vallahi İsmail. İsmail. Niko'yu tanıyorsun değil mi, polis Niko'yu? İsmail. İsmail'i biliyorum ya. Hoca da yalnız çok efendi, Allah razı olsun. Her gün hadi bir iddiam yok diyor. Ben uçuruyorum ediyorum diyor. Arkadaşlar bunu bir bekliyorum. Sonra Levent abinin kümeslere geçeceğiz. Kümes içinde çekeceğim. Biliyorsunuz, biliyorum, merak ediyorsunuz. Şimdi bana soracaksınız zaten kümes işleri niye çekmedin diye. Ben siz söylemeden çekeyim. Bu arada 25 dakikayı doldurduk arkadaşlar ama bizim muhabbetimiz 2 saat oldu herhalde. Evet, bayağı da uzun oldu. Ama kuşbek... Evet arkadaşlar, güzel oldu bu. Arap buraya sıktı. Yok yok. Maşallah. İkisi aynı anda fışkırdı. Aa maşallah, Levent abi iyi gitti bu ya. Gidiyor dedim ya sana. Maşallah, vallahi gitti. O yere geldiğinde de aynı yere kadar çıkar. Çıkar güzel ya, güzel. Aa bu da geldi, bu da geldi. Bu artık iniş aşamasına geldi. Yoruldu bu. Arkadaşlar uçan kuş, eke kuş, Arap yeni başlayan yavru kızması. Bu artık iniş pozisyonlarına geliyor. Bakınız Arap nerelerde abi. Hani diyeceksiniz bana iki kuş mu atılır diye, öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu iki ayrı kümesin kuşları ha. Sakın yanlış anlamayın. Bak bir tanesi daha aşağı kümesin Arap. Bu neydi uçan? Kalemli sarı da bir. O da buranın kuşu yani. Arap'ın gezintisi çok güzel. Güzel. Ya bu da çok başta çok güzel geziniyor bu da. Şimdi bu iniş turları. Değil mi Levent abi? Ha ince kalktı. Belli zaten bak. Bak turları ufaltı. Belki 1,5 saate geldi. Aç maşallah girdi bak dur. Bu artık son damlasına kadar yapayım diyorum. Sonra evet. İyice alçalacak, vuracak, inecek. Ha inecek. Genelde hedefin içine konar. Konar değil mi? Bakınız buralar yabani dolu arkadaşlar. Hepsini besliyorlar. Yapacak bir şey yok. Tabii. Bu benim Yakup dediğim Levent. Sultan tavuğu, evet. Sus tavukları onlara da var, güvercin de var. Kümeslerin iki tanesi ya da üç tanesi tavukları, geri kalanları güvercin. Kanatlı hayvan bakıyor ya. Yani. Kanatlı hayvan. Ama hasta. Hadi oğlum, gel in de. Haydi oğlum. Ya belli hedef kuşu. Yani atlayacak oraya. Çatıya yamulmuyor. Ya şimdi çok yorulursa Levent abinin kuşlar geziyor ya aynı ortamda. Tamam şuraya abi geziyor. Ben ne videolar seyrettim. Yarışa kaldırıyorlar kuşu. Neymiş? 15 metre buraya, 15 metre buraya. Yani şimdi tamam. Her kupanın kendine has şeyi vardır da ama yani abi şurada besliyorsan şuraya kuş attığımı saymaman lazım abi ya. Oynuyor ediyor. Diskalifiye mi ediyorlar? Etmiyorlar, kabul ediyor. Kabul ediyor. Kabul ediliyor ama iniş puanı verilmiyor. Şimdi bizde gözle gözükmeyen bir yere. Şimdi buraya yani. Değil de şu tavuklara atlıyor. Yok şu duvarın arkasına atsa abi. Gözle gözükmüyor. Ne diyeceksin o zaman? İniş puanı ama kuşun yaptıkları sayılıyor. Tabii canım hayır bak. Bak. Şimdi bizim şey ne biliyor musun? Evet. Şu hedef. Aynen burası. 6 metre böyle yapıyorsun. 6 metre böyle. 12 metre. 6 böyle 6. Yani 12-24 değil dünya metre. Kuş buraya oynayacak. Ve buraya inecek. İniş puanı. Kalkış da oradan olacak. Kalkış da buradan olacak. Kuşun içinden kaldırıyoruz. Geliyor. Haydi oğlum. Sonra işte demin gelelim konuya. Şimdi kuş diyelim ki biz 6 metre şu alan. Tamam. Kuş buraya inmedi de geldi buraya indi. Ama bizim 6 metre de burada kaldı. Tamam. Biz burada ne yapıyoruz? İniş puanı vermiyoruz kuşa. Ama yaptıkların hepsi geçerli. İniş sadece 50 puan iniş puanı vermiyor. Yani oradan kaybediyorsa. 6 metrenin içindeyse ama kabul. Kimi yerlerde var diskalifiye, mesela Ankara'da diskalifiye ediyorlar. Tabii yani kuş kalktığı yere inecek diye değil mi? Tabii hedefine inecek diye. Ama ben ona karşıyım. Kuş buraya inmedi, şuraya indi. Adamın bütün emeğini siliyor. Madem kuş kaybedecekse de şey puanından kaybetsin. İniş ya, puanından kaybet. Haklısın. Ya. Orada haklısın bak abi. 50 puan aldın. Şimdi sen sabahları geliyorsun o kadar emek harcıyorsun. Kuşun geldi oraya indi. Her şeyi dört dörtlük oldu bak. Bir ters takla vurdu oraya attı. Attı diyelim. Bak geldi abi. Nasıl diskalifiye ederim ya? Ya da şöyle bir durum da var. 60 dakika uçacak ya.
kuş geldi 58 dakika uçtu. Abo. Bak o 2 dakikayı da sayıyoruz biz ya. Yani yemiyoruz biz adamı. Ama 10 dakika falan olursa? 10 dakika olursa olmaz. 2 dakika, 3 dakika, 1 dakika. Yani diyor hedefe yaklaştı. Yani. Şimdi adamın hakkını orada yenmez. Yani. Vallahi baş abi şimdi bak herkes buna bu işe gönül verenler özellikle kupayı yarıştıranlar bunları hazırlıyor. Yani. Tamam mı? Dediğin gibi şimdi adam, kuş belki şey... birinci olacak 2 metre dışarı düşüyor. Yani. Oradan kırıyorsun. En basiti benimki ben kuşumu buradan kaldırıyorum. İnişim illa o iki bacağı arasına yapıyor. Bunun... Başka seçeneğim yok yani. Çatı. İnemiyor. Kaldırdı da yani. Eski deyimle merdiven yapıyor. Çatıdan öyle iniyor aşağı. Yani alamıyor. Şimdi onu kupaya o kuşu kaldı. Kuş güzel. Atımı falan uç. Aynı bu gibi uçursa olacak yani. Şimdi o adamı çatıya attı mı ne olacak abi? Ne olacak? İniş puanı vermeyecek. İniş puanı verilmeyecek işte. Biz sadece iniş. Bak. Ama zaten... dediğin gibi bazı yerlerde... Diskalifiye diyorlar. Tabii. Ankara'da diskalifiye. Tabii. Aynen, yaptıkları... Ankara'da bir de diyelim ki kuş geldi artık inecek. Hedefine değindi. Takla atmadı. Ama perdayla gösteriyor kendini hani böyle. Hani diyor ki ben... Perdayla yapıyor ama atmıyor. Yapıyor atmıyor. Takla atmadı diye diskalifiye. Böyle bir şey olur mu ya? Olmaz. Oradan puan kır değil mi? Puan kır yani. Haklısın abi vallahi. Neymiş taklasız inmiş. Ya böyle bir şey olmaz. Tamam ya. Bak ben... Kuş kendini belli ediyor. Tamam. Kendini uçururken diyorsun ya ben taklasız inen kuşu sevmiyorum diye. Ama şimdi oraya kaldırdın. Kuş her şeyi yaptı. Bir taklası inmedi diye onu da etme onun puanını kır diyorsun. Kır ya. Aynen. Puanı verme yani. Sonuçta belki orada 9 aylık bir senelik emek var. Gidiyor tabii yazık günah değil mi ya? Yani, şimdi tamam. Ben ne yapıyorum? O arada senin şevkini kırıyorum. Sen de ne yapıyorsun lan diyorum. Bir daha da yarışamam. Kaldırmıyorum diyorum. Niye ben o adamı gücendireyim? Niye şey yapayım? Daha ben öyle insanlar, hele gençlere biz buna özendirmemiz lazım. Tabii. Özendirmem. Kuşçuluk camiası, kuşçu deyince böyle şey gibi görüyorlar. İşte. Yani kopuk insan gibi görüyorlar. İşte o. Değil aslında. Değil. Kuşçu insanı. Mesela kültürlü. Nevzat beni nerede bulacak? Diyelim ki eskiden telefonlar yoktu. Ya bizim Levent garanti orada kuş uçuyor. Burada kuş uçuyor. Direkt buraya gelir. Ama öbür türlü boşta gezen adam olsun. Lan kim bilir nerede. Nerede diyeceksin. Derler. Aynen. Kuş adamı evinde bulursun. Başka bir yerde bulamazsın. Ya da nerede kuş uçuruyor orada bulursun. Ne zaman boşluğu olsa kümesli olur. Kümesli olur. Aynen. Kümesli olur. Beni bilen biliyor arkadaşlar. Evet. Takip edenler de biliyor. Hollanda gibi bir yerde yani ben boşluk buldum arkadaşlar kümese. Arkadaşlar bayağı uzun sürecek bu. Gene bir ne diyor ona? Pauzeye koyalım arkadaşlar. Ara verelim. Bu inerken falan çekeriz gene. Ama kuş bir saati geçti arkadaşlar. Eke kuş. Bak şimdi güzel atmaya başladı. Haydi oğlum. Ben çok gece 2'de 3'de birazdan görüşelim. Attım. Arkadaşlar inanın kuş insin öbür kümeslere ziyaret edeceğiz ama 1,5 saati devirdi kuş. Eke kuş yapacağını yapıyor şu anda iniş turlarında. Harbiden 1,5 saati doldurdu yani. Biz onu bekledik. Size oraları gezdireceğim şimdi. Levent abinin kümesine gideceğiz. Ama kuş zorluyor. Bakınız öbür taraf arkadaşlar da geldi. Kuşları kaldırdılar. Hiç birbirinin kuşuna karışmıyor arkadaşlar. Arap orada kendi kümesinin üstünde. Beyaz orada kendi kümesinin üstünde. Bir de Çorum çıplağı var arkadaşlar. Bakınız. Nerede bizimki? Ha geldi. Vallahi billahi. Bak. Çorum çıplağı değil mi bu? Abi bunların sesleri mesleri de güzel oluyor bunların ya. Nerede hani bizim kuş? Sarı mı? Ha. Geliyor. Nereden? Ha. Geliyor. Harbiden kuş son zamanlar güzel sıkmaya başladı. Böyle giderse 10 dakika daha uçardı. İyice şey yaptı. Temin uçan Arap o değil miydi? Aynen. Silik Arap değil mi o? Evet. Şimdi sıklaştırdı iyice arkadaşlar. Haydi oğlum bir in. Oo beyaza döndürmüş Levent abi. Bak Çorum çıplağı burada yemiymiş buraya sıkıyor. Arkadaşlar o kümesin kuşu. Bak şu abimizin kuşu. Bak fırıltı vereceksin oradan. Ya ortam 10 numara arkadaşlar vallahi billahi. Bakınız Çorum çıplağına bakın. Helal olsun lan. Bu buraya inecek Erdinç abi ben sana söyleyeyim. Hızlı gidiyor zaten. Kaç gün sağ olun. Benim buraya geldim. Aman.
Ya acayip basit. Gel oğlum gel. Çokluğu da etki ediyor. Bak bir gram ağız açmadı, gördün mü? Ama sabah şu anda 11'i çeyrek geçiyor. Arkadaşlar biliyorum uzun video oluyor ama gerçekten ben zevk aldım yani. Hadi bence 3 tur daha abi. Dönse vuracak, inecek değil mi? Gelir konu. Bakınız arkadaşlar herkes sallıyor, herkesin kuşta. Çorum çuplarına bakın, nerede depiniyor. Onlar zaten yüksekte. Tabii canım. O sazda olan onun kardeşi. Bizimki de buralarda arkadaşlar. Bakınız kuşun, bu kümesin kuşu, bunlarla hiç alakası yok. Kuş geliyor gene kendi kümesine oynuyor. Vay vay, taklayı çevirenler var bak. Bak tam atmacalık şimdi, biliyor musun bu? Alır. Allah korusun da. İlla alır alır, ona yapacak bir şey yok. Öbür türlü atmaca alacak, bilmem ne olacak dersen İki nasıl uçuracaksın? Uçurma daha iyi değil mi? Ya bu yansı uçuracaksın, yani zevk alamazsın ki. Nerede bizim Sara? Gel oğlum. Senin ana çorda. Vallahi arkadaşlar kuş buraya indi. Ben bunu yakından çekeceğim abi. Gördüm abi, dur. Tam zamanında. Arkadaşlar 1,5 saat geçti mi? Arkadaşlar biz boz diyoruz oralarda veya burada sarıkır denir. Kuş bu. Dostlar. Erkek kuş değil mi abim? Erkek. Maşallah. Erniç abi çok teşekkür ederim abi. Vallahi bayağı bekledik. Biz şimdi öbür arkadaşlara da geçelim izninle. Tamam abi. Vallahi. İnan şu muydu abi? Evet. Yok yok. İnan da içeri gitti. Ya içeri gitti arkadaşlar. Bunu kapayalım, Levent abi zararımız olmaz. Kapat gel. Erdinç abi kapat gel madem. Levent abi. Senin kümes nereye şimdi? Gel bakalım sana. Çekelim, dolanalım, görelim. Tamam. Sigaramız falan kalmadı orada bak, değil mi? Yerdeki zaten şeydi, boştu. Gel. Dolanalım, görelim. Burası A grubu diyeyim yani, A serisi. A serisi de evet. A blok. A blok diyelim. Arkadaşlar orada kuşu bekledik. Bak şu karşıda oturduk. 15 numaranın önünde. Kuşu seyrettik. Her aralarda gene çeşme var değil mi Levent abi? 3 tane bak. A blokta 3 tane. B'de var, C'de de var. Şurası Levent abi, şu kamera mı? Işık sistemi mi? O flor şey, lambalar. Gece kamera yukarıdaki bak. Yuvarlak. Tamam. Gece komple aydınlatıyor değil mi tabii abi? Tabii aydınlatıyor. Görüyorsunuz dostlar, herkes geliyor. Kendi işine bakıyor. Senin kümeslere gidelim abi. Benim kümes orada, o, geçtik. Tamam ya, şimdi. Geldim. Şimdi burada kimin kuşları var abi? Deminki arkadaş vardı ya. Ha şu çorum çıplakları. Herhalde kendisi yok değil mi? Yok, oraya gitmiş arkadaşları yani. Bak abi çorum çıplakları gördün mü, yerde bak. Temin uçan bu muydu? He Temin uçan oldu. He. Bunlar da onun değil mi abi? Valla bizimkiler kalktı işte, yavrular. Ha sen kaldırdın. Ha. Yavruları içeri almalıydın değil mi? Yok yok. Dışarıdaydı. Dışarıdaydı. Arkadaşlar gez gez bitmiyor ama harbi söylüyorum 10 numara yani. Uzun bir video yapacağım size. Doya doya seyredin. Vay be. Burası arkadaşlar amaç şu. Evde apartmanda oturup bu işe gönül vermiş dostların değil mi Levent aynen abi? Aynen öyle. Gelip, yeri olmayan ama hani böyle uyukçu bakıp da bakamayacak yani, ne bileyim, şikayet olan adamlar 10 numara bir yer yani. Aynen abi ya, çok güzel düşünmüşler valla. Bir de şunu, oturma yerlerimiz var. Evet, oturma yerleri var. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar, küme saraları hani bayağı açık ki şuraya da kuş indirebilirsiniz yani. Her şeyi düşünmüşler. Bir tane boş bir kümes. Evet, bu kümes boş değil mi abim? Bu böyle hazır yapılı mı böyle? Hayır. Siz kendi. Demek ki burada bir önceki boşaltmış, batan gitmiş. Yani sen bunu kullanabilirsin ya da bunu satarsın. Bu ne abi? Bunu belediye mühürlüyor. Sen tabii, yani kim kiralayacaksa geliyor, mühürü açıyor. Senin üzerine kayıtlıyor. Kayıtlıyor, giriyor. Vay be abi, sisteme bak. Bu arada arkadaşlar 40 dakikayı doldurduk ama buraya böyle 5 saat çekmek lazım Nevzat. Doğru mu? Aynen. Çok güzel. Abi şuraya bakın abi ya, gez gez bitmiyor. Bakınız gene sulunuz. Burada yabani kuşlar gelmiş. Burası da mı boş Levent abi? Burası geçen hafta boşaldı. Geçen hafta mı boşaldı? Ya vallahi bildin. Geniş ferah. Yani tabii canım. Tahmin ettim yani. Havalandırma sistemi falan 10 numara yani.
Mudratık bayrağımız. Şimdi en son bölüme mi geldik? Şimdi A'nın en sonuna geldik. Şimdi B'ye gidelim. Bak kostluk kuşları olan yerler var. Onları şöyle bir göstereyim. Burası komple A'ydı. A grubu. Şimdi B'ye mi geçiyoruz abi? O iki blok B, öbür taraf C. Vay be. Dostlar vallahi harbiden söylüyorum. Televizyonlara çıktığı kadar varmış yani. Güvercin çiftliği ben görmedim, duymadım başka şehirlerde. Yok. Türkiye'de tek. Tek. Yani bilmiyorum, ben Avrupa'da da yoktur diyorum. Yok. Görmediğim bu, hobi olarak bu kadar bir... Ha, orada bahçeleri kiralıyorlar abi. Kendinden yapıyorsun ama 3-5 kümes yani. Güzel oluyor. Bu gibi değildir. Bu yok abi, bu yok kamu yok. Hizmeti. Bu yani bu belediyenin böyle tabii, bir şey tabii. Böyle bir hizmeti yok yani. Tabii canım, Allah Allah. Güzel abi, güzel. Maşallah. Şimdi B bloklarına geldik dostlar. B bloklar. Bakınız şöyle göstereyim. B 32. 150 lira abisi yani 150 lira. Aylık kira. Aylık kira yani bu dediğim gibi 10 paket sigara parası ya. Evet. Suyun muyun hepsini onlar mı ödüyor abi, karşılıyor? Tabii sen hepsi sadece 150 lira para veriyorsun. Sen başka bir elektrik, şey. Elektrik, su hepsi. Hepsi onlar içinde. Ne kullanırsan kullan. Aynen öyle. Ne kullanırsan kullan. Bak, şimdi C bloğa geçelim, orada bak. Postum, ha, postaya var. Bakalım onları merak ediyorlar. Ha, posta en başta. Oraya tamam gidelim. Oraya da gideriz abi. Vallahi buraya gelip de bunu çekmesem çok büyük ayıbım olacaktı. Sağ olsun Nevzat'ım. Burada ne var abi? Burada oyun kuşu tarzında. Evet. Ha, oyun var abi. Ha, burada servisçi bir arkadaş var, onun kuşları. Tamam. Bakınız. Şimdi bildim. Oyun kuşu. Oradakiler de döktürüyor. Döktürüyor valla. O Arap şeyin mi? Neydi o? Erdinç abinin araba değil mi o? C bloktaki olan. Ha, indiriyor abi. Şöyle bir gösterelim. Evet. Bakınız yere indirdi. Ne abi burası? Burada şey... süs. Oo. Miro var, Miro. Yani Miro karışık yani var. Evet dostlar, burada Bağdadi gibiler de var ya. Var. Miro. Filo kuşları var abi burada. Var. Bilmiyorum arkadaşlar, çekiyor mu da? Var. Güneş arkamdan vurduğu için, bir de sahipleri yok tabii. Tamam. Elleyemiyoruz yani. Ama Levent abi gezdiriyor bize. Bakınız salma malma yapmış arkadaşlar, ızgaralı. Görüyorsunuz değil mi dostlar? Boş mu orası da? Bura boş, getirecek kuş işte. He, hazırlıyor arkadaş ha. Oo, filelerini bile getirmiş. Çaydanlık, semaver. Tabii canım. Maşallah. Necat abi, bu da oyun kuşu bak. Burada yemleri, kendine ait çayı, demleri, hepsi şekeri. Ha, oyun kuşu varmış içeride. Var. Yavrular da var. Var. Kendince ne güzel dizayn etmiş. Eskişehir'in her ilinden var mıdır burada arkadaşlarda? Mesela yakın olan çevre mi, yoksa mesela diyelim adam Erenköy'de, Gökmeydan'da oturuyor. Var canım, dışarıda. Durumu müsait olan benim. Tabii canım, Teba başından, Ula Önder'den gelen arkadaşlar var ya. Levent abi oraya çekebilir mi? Arkadaşlarla konuş. Sıkıntı olur. Sıkıntı olur mu? Yok. Levent buranın demir başlarında. Tamam canım, onu at, çözdüm. Çözdüm. Birazdan dediğim arkadaşlar, videonun başından anlattım. Levent abi bu yem işi, toprak işi, güvercinle dair ne varsa. İlaç, güvercinle ilgili ne istiyorsun? Bakınız burada çayı demlemişler. Bak, arkadaşımız çayını demliyor. Aynen. Kuşlarını çıkarmış, kendi de oraya oturmuş. Evet, kuşlar burada arkadaşlar. Selamünaleyküm. Selamlar. Çekebilirim değil mi? Selam, ne demek? Tanışalım abisi. Ben Ergünay. Şöyle yapalım. Mehmet Aydemir. Eskişehirli misin abisi? Emirdağlıyım. Emirdağlı vallahi. Abi isim ne, buyur? Murat Koçak. Murat. Sen de oyun kuşu besliyorsun gördüm. Çorum. Hep buyurun. Evet. Nasılsınız, iyisiniz? Çok şükür, sizler somaz. Vallahi ben Hollanda'dan gelmiş çekime. Hollanda. Evet. Ben de gitme, sen mi gitme? Burası ya, ben Eskişehir. Emirdağlar'da çok. Belçika'da, Belçika'da. Hollanda, Belçika, Fransa, her tarafta. Aynen. Varız Allah'a şükür. Vallahi şurayı gördüm, imrendim. Hani Avrupa'da var böyle yerlerde, bu kadar gelişmiş. Ankara'da daha güzeli var. Vardır. Ankara'da çok güzeli var. Ama ben Eskişehir'de yani burada tektir bence bu. Evet, sağ olsun Odapazarı belediye Kazım Ankara'da yaptı. Abi Kayabaş'ın şeyi çok güzel. O ayrı, o şahıs. O şey belediye yaptı. Belediye mi yaptı? Mı belediye? İşletmesi o yaptı. Onunki çiftlik şeklinde, çok büyük. Çiftlik. Ya bu sistem de güzel. Yani aralarınız, uçurma yerleriniz falan evet. Güzel yani. Şaşırmıyorum, bu nimet bize ya. Burası nimet. Burası nimet. Valla. Hep bir sitelerde oturuyorsun. Apartmanlarda, dairelerde oturuyor. Nerede besleyeceksin değil mi apartmanda? Tabii canım. Ben Hollanda'da ben oyun kuşu, posta kuşu, sağ olasın. Posta kuşu
besliyorum ben orada da. Buradan babamın rahmetli babamın kuşlarını götürdüm oraya ta zamanında. Orada da ben uçuruyorum yani. Takip edebilirseniz YouTube'a koyacağım size. Oradan seyredebilirsiniz. Tamam mı? Tabii. Avrupalı kuşçuları seyrediyorsun. Ha biliyorum. İşte o da Hollanda'da. Şimdi gündüz uçumu yapıyoruz. Uçan çorum çıplağı mı? Bu çorum çıplağı değil. Çorum çıplakları indi mi? İndirdim onları yavruları. Ya bunları şimdi çok uçmasın diye gündüz şeyi de uçuruyoruz. Sıcakta mı uçuruyor? Sıcakta uçuruyoruz. Çöksün diye. Çöksün diye. Bunlar uçumu çok fazla. Ama vallahi gerçekten bulunmaz bir nimet ya. Evet. Sen bunu için sen şimdi apartmanda otur. Ne yapacağım? Kuş hastalığı var. Evet. Ya önceden iş yerinde besliyorduk. Yemekte olduk. Şimdi orası da... Var bizim bir iki kümesimiz daha var. Levent biliyor bizim bir 809 tane daha kuş var. Valla nerede? Dışarıda. Şarüyük'te iki tane kümesimiz var. Sultandere'de var. Ama burası uçum yeri. Güzel abi ya valla. Orta... Kuş burada oynarsa. Oraya mı alıyorsun? Her yerde oynar. Aynen. Burada... Uçan hangi uçan hanginizin pardon? Benim o. Senin değil mi? Senin kümesi orada mı kaldıydı? Bak karşıda. Ha pardon şurada. Ha, evet evet. Evet. Tam o olan yer onun. Kuşlar tamam. Yeni çalışıyoruz daha bunlar yavru. Evet. Yavru kovalıyor, hep yavru kovalıyor. Hep yavru kovalıyor. Biz... Burası senin mi abisi? Evet abi. Burası Mehmet arkadaşım. He. Vallahi bulunmaz nimet ya. Boş olduğunuz zaman buraya geliyorsunuz değil mi hemen? İşten çıkıyoruz, hastanede işliyoruz. Orada mı çalışıyor? Sabah işten çıkınca 8'de buradayız, 8-9 gibi buradayız. Vallahi çok güzel ya. Abi bizim... Muhabbet de var. Gördüm ya gördüm. Levent abi. İyisini kötüsünü de arkadaşlar gördü. Bizim göremediğimizi görüyorlar. Görüyor. Tabii ya birbirimizi yorumluyoruz yani öyle değil. Aynen aynen. Şey yeri. Her meydan diyorlar her ya. Meydan. Tabii herkes görüyor. Yala burada sıyıramazsın yani benim kuşum öyle gidiyor. Akşamlar kuş uçmuyor. Gündüz güzel gündüz. Burada gözünün önünde uçuyor. Hani masada uçurmuyor. Herkes burada uçuruyor. Şimdi sen uçur. Ya benim kuşum şöyle gidiyor böyle gidiyor. Adam değil mi? Ben gördüm birader. Sen ben kuş verdim işte. Mesela adam burada duyup geldi. Evet aynen öyle. 45-50 defa atlayan kuşlar. Valla. Tabii hedefe. Adam duyuyor burada kuşçulardan. Sonra geliyor değil mi? Tabii burası pazar gibi bir de. Aynen. Bir pazar ya hakikaten. Pazar ama uçurma şansı var. Normal pazarı satamazsın mesela. Uçurmadan. Uçuracaksın. Oyun kuşu havada. Ay, siz görüyorsun sen. Yo benim oyun kuşlarım var dedim ya. Oyun var postada var. Yarışıyorum. Profesyonel. Kuş yol yapmıyorsa, derece girmiyorsa. Ya zaten benim... Benim şimdi ismimi benim ismimi Ergin Aysar'ı yapan mesela o yarış kazanmam. O Hollanda gibi bir yerde yarış kazanmak var ya. Hani orada onların şeyi mesela bizim atasporumuz güreş mesela. Evet. Orada adamların sporu yani orada şey değil hobi değil o. Meslek. Hobi değil meslek. Yani geçenlerde gördük artık Avrupa ülkelerinin birindeydi. Japonlar almış. Hep. 200 öyle öyle. Beren yakın Belçika. Okyanus salımı yapıyorlar. Sudan salımı yapıyor doğumlular. Japonlar öyle yapar da şimdi bizim Hollanda başlar Belçika'dan başlar. Belçika bana 45-50 kilometre. Oradan başlar ama aynı güzergah. Tap şeye kadar Barcelona'ya kadar İspanya'ya kadar. Ya o başka bir. Ama bu benim kanımda yani. Çünkü babamdan kalan bu. Onları çok aradım orada. Bulamayınca bir rahmetli bir Hollandalı vardı. Çok yardımım dokundu. O da bana dokundu. Dedi sen buna başla. Dedim ben paçasız kuş sokmam abi ya. Öyle dedim ona ama demek ki büyük konuşmayacaksın. Senin büyük dokunacağım, büyük konuşacağım. Vallahi bir başladım. Şimdi inşallah YouTube'da takip edersiniz görürsünüz. Ama oyun kuşlarım da rahmetli pederden buradan. Erenköy'den ondan sonra bir götürdüm. Öyle devam etti. Ya biz oyun kuşları da mesela ben çorum çıplağı görüyorum. Şerif böyle 2014'ten beri evet. Neye giriyorsun diyorlar. Hayvanlar çok pratik. Bak demin gördüm seri, havada. Ben dedim bak dedim seri kuyruk açışları falan 10 numaralı. Ama yere indi mi adam ulan bu çorum çıplağıymış dedim bitti. Çorapsız. Kuşçu oyun kuşu öyle bakmaz ya. Bunun deparına neparına nasıl tırmanıyor görmüyor musun yani? Abi şimdi bazı insan var. Mesela ben kuşta saz kanadı sevmiyorum mesela. Sen seversin. Ben severim. Sen seversin. Saz kanat biz bunu oyunu yakaladıktan sonra yakında varsa bu sazlığı kaldırırız 200 senede. Tabii girersin de. Hayır onu saz çıkanı ayırırız. Sırf koyularını giririz de. Mühim olan biz bu Levent'in kırlarıyla bir tane beyaz eşleştirdik. Şimdi beyaz uçuruyorum. Tutarsa ya tutarsa diyor. Her kuş çalışma. Tabii. Aşağıdaki 600-700 kuşun ki. Çalışması burası. Yok abi ırkları biz insanlar bu oyun kuşları bozdu. Onu bak. Ona vurdular, bunu buna vurdular. Helalim var abi, bak. Yanlış anlama. Oyun kuşu yarış atı gibidir. Ay tabii tabii. Bak sen ne de... yarış atından kalktı sütçü beyninden yarış atı çıkmaz. Bak. Bak. Ne dedim ben sana? Ben götürdüğüm gibi başka ya, kuş ya, girmedim ya. Abi. Ha diyeceksin ki nasıl yaptın? Yanlış yapıyor. Kuşları bozan biz kendimiz başka bir şey değil. İşte benim tek güvencem o abisi. Ben 10'la oynasa 20'le oynasa benim. Babamdan kalan.
Babam bir Urfa ile Eskişehir'e girdi zamanında. Bak yaşım 50. 8 yaşındaydım o kuşları getirdiğinde Urfa'dan. Yemin ediyorum hiçbir kan girmedim. Hani bunu bilen biliyor ya zaten. Kan girmek gerekir yani. Yo yo. Ama döndür. Ben şeyi vurmam birbirine. Kardeşi kardeşe vurmam. Kardeşi. Babayı gidip kızına vurmam. Şimdi biz niye bu kadar çorumsuzluğa giriyoruz? Hani bakalım diyoruz. Deporunu güzelleştirebilir miyiz? Ya senin zevkin o. Şimdi bunların çorumsuzluğa, hastalığa çok dayanıklı. Ya bunu kırış gibi kuş. Yani kırış dediğim arkadaşlar bu Eskişehir ağzıyla yabani göversin. Şimdi kırış dediği zaman anlamaz vardı arkadaşlar. Bak. Oyunu bozan insanlar. Oyun kuşçuları. Ben de bir şey söyleyeyim abi. Kesinlikle. Her şeyin üstünü aradıkça işte bozarsın. Tutturdun mu bir tane mesela? Abi bunun üzerine git ya. O benim kuşum diyeceksin işte. Sen ona sahip çıkacaksın. Aynen. Gerisi yalan. Farklı. Misafirine uçuracağın kuş farklı. Aynen öyle. Şimdi biz turnuvada diyoruz ki 4 tane atsın gitsin. Mesela bizim uçurduğumuz kuşlar var. 20-25 dakikada gidiyor. Aynen. Ama yarım saat 40 dakikada sefere geliyor. Ha, misafir hoşuna gidiyor uzayıp gidince ama şeyde faydası yok. Turnuvada bu kuşun faydası yok. Yok. Şimdi abi. 5 atsın 5 atsın. Abi şimdi kuşu mesela Sivaslar alınmasın. Sivas kuşunu kaldırıyorsun. 7-8 saat uçuyor. Size gelir mi yani? 7-8 saat sen burada şimdi esir olabilir misin abi? Onu sen... Ben Sivas olamam. Şunu kırıyor bu. Kırık. Kırıktı ya. Sivas kuşunu az uçurma uğraşıyor. Bu değil mi? Sen onu kırarak süreyi azaltmaya çalışıyorsun. Tabii Mardin kuşuna giriyoruz. Süreyi göğüsle geliyor bunlar. Atış puanı, alan tarama puanı var. İşte bu hayvanın da bunlara bakıyoruz. Bunlar oldu mu diye. Gezme diyoruz. Gezme sen anlattın abi. Yarışın şeyleri var. Atış. Yani kurallar, depo. Tabii. Bilmem ne işte açıldı. Alan taraması yapıyor. Kapatıp geliyor. Bu soy bunu yapacak mı diyor hocam? Sen şey diyorsun, ben eğer kupaya kuş kaldıracaksam çalışmam lazım. Bunu anladım ben. Yani nasıl çalışmam lazım? Kupaya göre kuş ayarlamam lazım. Kupaya uçan kuş farklı, seyir kuşu. Seyir kuşu. Ya her zaman tabii o al. Şimdi seyirlik kaldırayım ben. Kocaman gövdeli kır var, kaldırayım. Gelir gider. Gelir gider. Abi benim şeyimi mutlu eder misafirimi ama. Kupada iş yapma. Oynayınca misafir bakıyor, aha diyor. Uzayacak, gidecek. Şemin neydi? Erdinç abi miydi? Ha. Arap mesela güzel uzuyor mesela bir tane. O Arap yani. Ama uzuyor da. Yani bu herkesin güvercin köyde tek geçerim o hayvanı. O kadar rahat tırmanıyor ki. İşte öyle ya abi, ekelikte yapması ya, yavru kuş hani ne olsun. Yavru değil bu, eki bu hayvan. Yavru civelik zamanı tabii. Oluyordu ama mimoların yavruya kuşacak. Yumurta görecek. Yani aramasınlar da. Yavru görecek. Abi görmedi mi orada. Kaç kişi yapıyor hemşerim eşeği. Vallahi bak şu adam benim en iyi takipçim. Doğrudur. Abi. Ben biliyorum, hazıra kondum babamdan da. Ama diyorum sana, gir kan girmiyorsun filan. Ben o, şimdi o ırka sahip çık yani. Ya çünkü ben 3 gün sonra şimdi kuşlar jumbo mumbo yapma davasına girdi. Kostümler bilmem neler. Eski kuşları bulamayacağız. Abi ne yaptık biz biliyor musun? Ben zaman babamın getirdiği zaman abi sarı kır yani arkadaşlar boz. Ankara sarısı. Dumanı sarı. O oydu abi. Evet. Arap'tı. Beyaz abi, beyazdı. Ne zaman? Beyazdı zaten. Ne Miro mu vardı? Yok. Altınbaş mı vardı? Ne yaptık bunları? Eş bulamayınca gitti kırdı, oyun kuşuna kırdı. Biraz göğüslerini sarı yaptı. Kuş 3-5 ile oynamaya başladı. Tamam, taklacı kuş. Ama abi sen hani eski kuşlar diyoruz ya. Babam saldığı zaman ben zevk alırdım ya. Ben otururdum böyle. O kuşun kalkışından inişine zevk alırdım. Şimdi ne oldu? Renk hastası oldu abi. O da gitti ha. Mirolar bir zaman deli paraydı biliyorsunuz. Yine para şu anda. Ya vallahi. Ama eskisi gibi değil. Hollanda'da ben 5000 euro, 10.000 euroları gördüm. Ama şimdi bak git pazarlarda. Eskiden en nadir bulunan krem derdik biz. Babamda mesela perçemli kremler vardı adamda. Limonlar vardı, eski limonlar. Eskişehir'in limonu, beyazı, arabı değil mi? Eskişehir'in beyazı meşhur. Tabii. Krem dediğinde akan sular duruyordu. Aynen. Bizim çocukluğumuzda. Görüntü açısından ya. Şimdi onun ismi Vermeer oldu. 92'de şey Hümeyi dediler. Bizim bir pavyoncu Yaşar vardı. Sen bilirsin. Biliyorum. Bir gün o tabii doğuya gidiyor, Urfa taraflarına. Hümeyi getirdim. Ben Hümeyi nasıl bir renk olduğunu orada gördüm. Bak, Hümeyi diyor ama şimdi araba mı benziyor, beyaz mı benziyor, krem mi, Hümeyi nasıl bir renk? Çok güzel rengi var değil mi? Kutunun içinde. Ben görmedim şimdi. Görmeden 92'de 20 lira para verdim. Yani şimdi nereden? Bak, sırf adına verdim de. Yani 200, 300, 500 lira gibi parası. Kutunun içinde kuşu görmedim ha. Hümeyi diyor diye. Ben bindim arabaya. Nasıl bir şeymiş görelim. Şirintepe'de postanede çalışan bir müdür vardı. Neydi? Fikret miydi? Valla Fahrettin böyle biri. Bak o zaman 9 liraya sattı. Deli bir para. Deli bir para 92'de. Tabii canım. İlk çıkanla kuşlar renkler her zaman paraydı o zaman. O zaman gördüm ben Hümeyi. Oynasın oynamasın değil mi?
Vallahi hayret ettim ya. Oynuyorlar da canım, oynuyorlar. Ya var. Sende şevaplar da var. O basık perçimli beyazlar basık. Şevaplar biraz gül perçim şey. Kırma mı? Şu çalışma. Benekten çıkma. Adı öyle geçmiyor. Onun için gül perçimli göğsü sarı. Sarı. Limon sarısı olacak esas. Aynen. Limon sarısı olacak. Ama miski dediğin zaman portakal sarısı olacak. Aynen. Paçalar şevap olacak. Yani insanlar ya, ya şimdi bunu dediğin gibi bunu masada çok seven var. Ama ben bilmiyorum abi. Kuşun kanadı varsa böyle uçuracaksın bak şu şekil. Göreceksin yani. Benim şu uçar. O kadar uçar da o kadar. Yok yok. Zannetmiyorum. Sen genellikle şey değil mi? Oyun kuşu. Ya buranın şeyi o zaten. Eskişehir. Saat geneline bak. Ya Eskişehir ben. Her yer apartman oldu. Kimse kuşa bakamıyor. Apartmanlar yasak. Niye yani buralar yapılmış? Buralar niye yapıldı? İşte hobisi olup da evinde bakamayan insanlar gelsinler burada. Ama. Daha bir şey ailesine gelsin. Otursun çayını içsin. Şuraya tabii. Dinlesin. Mangal bile yapsa olur değil mi? Bunun için yani. Bizim için alır dedim ya. Genç arkadaşlar var, ailesiyle ufak çocukları var mesela. Tabii getiriyor da. Kahvaltıyı burada yapıyor adamlar. Ya. Abi güzel yapmış sistem ya. Bak harbi söylüyorum, Eskişehir'e dönsem ben apartmanda kalıyorum, hani buradan kiralarım. Levent ya, abim. Dur. Postayı gösterip tam 55 dakika oldu. YouTube'a yükleme sıkıntı olabilir. Abi tanıştığımıza memnun görüşürüz. Oldum. Vallahi. Hadi bak, görüşürüz. Allah'a emanet. Mehmet'im görüşürüz. Şimdi Levent abim, senin kime sordu şimdi? Şu postalları sana göstereceğim. Göster abi. Merakım var diye diyorum. Tabi. Ya orada da bak abi arkadaş. Selamünaleyküm. Abiyle tanışmadık değil mi? Oradakiyle tanıştık. Onunla tanıştık. Ya ikisiyle tanıştık. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Selamünaleyküm abisi. Selam. Merhaba ben Ergünay, Hollanda'dan. Ben de Engin Aksu'ydum, memnun oldum. Nasılsın abi? Selamlar. Hollanda'dan çekime geldim bak. Burayı ben de Eskişehirliyim. Tamam. Kümes senin mi? Benim. Oyun kuşu ağırlıklı. Evet. Şöyle bir çekebiliriz değil mi? Çek. Oh güneşi gördüler hayvanlar ha. Arkadaşlar neredeyse bir saati doldurduk. Bayağı da gezdik. Gez bitmiyor burası. Çok kümes var. 136 tane miydi? Kaç tane? 136 tane kümes var. Evet. Şimdi bir saati doldurmadan Levent abi bu postayı da çekelim. Ha çek gel. Senin kümesleri de çekelim. Çek. Abi tanışımıza memnun oldum. Zaten abilerle tanışmıştık. Hadi selametle. Sırf posta mı Levent abi? Posta o da sen gibi meraklı. Vallahi yarış yaptık ya mı yoksa? Yarışlara giriyordu önceden. Şimdi ara verdi ama yine kendince antrenman yaptı. Şey acaba tek kümese mi yolluyor? Ortak kümeslere buradan yavralık da olabilir ha. Yok o da yok. Olabilir. Burada o kuşlar değil mi? Bu işte Erdinç kümesi. Ha, Erdinç abinin değil mi bu? Erdinç. Arkadaşlar, araba uçurmuştuk ya arkadaşlar. O orada uçurdu. Şu kümes de onun. O üçü de mi onun? Tabii, burada da. Diyor üç tane. Burada da arkadaşlar kırlar var. O şey de var. Altınmaş da var herhalde. Ha. Gel abi saati doldurmadan vallahi gez bitmiyor. Buraya ayrı bir şey yapmak lazım ya. Program yapman lazım. Bak arkadaşlar iki kanatlı havuza bakınız. Yabani kuşlar gelip oradan su bile içiyor. İçer. Vay be. Çok büyük bir hatıra kalacak Nevzat. İnşallah. Senin sayende alıp getiriyorum beni. Estağfurullah yani. Posta burası değil mi? Burada posta, yanında posta. Arkadaşlar burada da postallarımız var. Posta kuşlarımız. Görüyorsunuz değil mi? Her cins kuş bulunuyor. Burayı açıyor. Aynen abi. Posta kuşu öyle yerden girer zaten. Adam böyle bir sistem yapmış. Giriş yerler oraya. Uçuruyor değil mi? Uçuruyor. Arkadaşlar başladığımız yere geri döndük. Bakınız burada da çok güzel bir havuz var. Belediye 10 numarayı yer yapmış arkadaşlar. Kanatlı şöyle göstereyim. Tam bir saati dolduralım arkadaşlar. Size veda edeceğim. Levent abiye teşekkür edip. Bakınız. Şuraya bakın. İnsanın atlayısı geliyor. Şöyle bu şekilde bitirelim. Bir de resim çekeyim. Kapak fotoğrafını da bunu yapayım ben. Yap. Vallahi çok güzel. Şöyle geçin bakayım. Öyle şöyle çekeyim sizi. Levent abi. Sayende bir saati doldurduk. Sağ olun. Ne diyorsun abi? Ya güzel bir şey oldu ya. Hem arkadaş. Vallahi
Sana çok teşekkür ediyorum. Başta Nevzat'ıma aldı getirdi beni buraya. Demek istediğiniz bir şey var mı? Videoyu sonlandıracağım. Bütün kuşçu camiası arkadaşlara benden sevgi, selamlar. Arkadaşıma katılıyorum. Belki hayatımızın en büyük anılarından vallahi, birisi oldu. Ben çekip gideceğim ama size devamlı YouTube'da hatıra kalacak. Teşekkürler. Şunu da söyleyeyim. Erdinç abinin arabasını da çekemedik arkadaşlar. Yem, ilaç hepsi vardı ama ulaşmak isteyenler her türlü ulaşabilirler. Kendisini zaten Yemci, eski... Yemci, Levent dediler mi bilirim. Erdinç diyorum ya. Karıştırdım isimleri. Levent ya. Abi. Arkadaşlar burada tam bir saat oldu. Videoma son verirken ne diyordum bir? Ergünay Sarı sözüyle videomu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Ne diyordu Ergünay Sarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz, yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bir el sallayın bakalım. Hadi bakalım.